Selam Jailbreak severler. Bugün sizlerle beraber Jailbreak'e gelmiş olan Kasım ayı güncellemesini sizlere tanıtacağım ve güncellemenin içinden geçeceğiz. Her şeyi hırpalayacağız, tartacağız. Her şeyi göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Her şeyi detayına kadar göstermeye çalışmasam da böyle biraz detaya yaklaşsam da detayın bir tık üstü diyelim biz ona. Yani pardon, detayın bir altı diyelim. Her şeyi göstermeye çalışacağım. Hemen videomuza geçelim uzatmadan. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz kesinlikle ama kesinlikle beğen tuşuna da basmayı unutmayınız. Hemen videomuza geçelim. Bence bu güncellemede en güzel gelen şeylerden biri de Gun Shop'a menü gelmesi. Gördüğünüz gibi Gun Shop değişti. Etraf falan detaylar eklendi. Çok güzel detaylar. Menü geldi. Menü dediğim böyle. Gördüğünüz gibi artık sahip olmakta zorluk çekeceğiniz silahlar artık burada satılıyor. Ben mesela bunu aldım. Sniper 50 bin liraydı. Sizlere fiyatlarını da söyleyeyim hatırladığım kadarıyla. Bu 10 bin liraydı. Bu da 10 bin liraydı. Genellikle ben bu silahları pek almazdım ama buraya geldikten sonra artık almamız daha çok kolaylaştı ve artık daha güzel silahlarla kapışabileceğiz polislerle. Ardından şu bomba işaretine basınca el bombası 500'e satılıyor. Bilmiyorum fiyatlar ucuzladı mı yoksa bu güncellemenin getirdiği birkaç günlük şey mi? Onu hiçbir hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. 1000'e satılıyor. Ardından artı düğmesine basınca flashlight ve blinkers var. Bu gun shop menüleri buralarda gözüküyor. Ve burada. Gördüğünüz gibi. Diğer ki güncellememiz artık çantaların şeyi daha çok fazla arttı. Artık klasikte bile daha fazla alacağız. Benim çantam zaten büyüktü. Çantası zaten benim gibi büyük olanlar en üst kademeyi alacaklar. Kademe derken şu an beni daha çok iyi anlayacaksınız. Arkadaşlar artık kademe şeyi var. 1, 2, 3 ve 4. Artık böyle kademe kademe alacaksınız. Çantayı büyütmek istiyorsanız. Çantası zaten büyük olanlar için en üst kademe verildi. Dediğim gibi. Artık daha fazla para kazanıyoruz. Müzede 10 kilogram artık. Çantası büyük olanlar için söylüyorum. Çantası küçük olanları herhalde 5 ya da 6 olması lazım. Ve daha fazla para kazanıyoruz dediğim gibi. Diğer ki güncellememize hemen geçelim. Diğer ki güncellememiz benim de almış olduğum 1 milyonluk drone aracı. Bu aracın bulunduğu yer herkesin bildiği üzere 1 milyonluk yerde satılıyor. Aracın hemen bir tanıtımını yapalım. Ve diğer ki bir aracımız müzenin önünde bulunan araç emekli oldu. Porsche emekli oldu. Onun yerine Boxer Convertible geldi. Arkadaşlar araç mükemmel. Aracın kullanışını söyleyeyim sizlere. G'ye basıp açık kapatıyorsunuz üstünü. İleri geri için WASD. Bunları söylememe zaten gerek yok. Bunları bilmeniz lazım. Araç sürmek istiyorsanız. Araç güzel. Şu an böyle bir tanıtımını yapalım bunu da. Arkadaşlar fiyat hakkında söylemem gereken bir şey daha var. Bu aracın fiyatı hakkında. Aracın şu an belirlenen fiyatı 65.000'di. Şu an 55.000. Bu geçici süre mi ya da kalıcı bir şey olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama size bir önerim var. Aracı şu andan alın, sonraya bırakmayın. 10.000 zarara girersiniz. Evet arkadaşlar. Her zamanki gibi her videonun da bir sonu vardır. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyen herkes için teşekkür ederim. Arkadaşlar
Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bunlar benim için motivasyon olarak geri dönüyor. Daha fazla video çekme isteğim geliyor. Ve daha fazla video çek isteğim gelince de güzel videolar çıkarıyorum. Daha güzel işler çıkarıyorum. Bu kanalın büyümesi için de tekrar söyleyeyim sizlere, kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.